Sevgili seyirciler, gün ortasında gündemi Mehmet Özcan'la değerlendireceğiz. Mehmet Özcan, hoş geldin gün ortasına. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Cüneyt abi. Teşekkürler. Senin haberinle başlayalım. Galatasaray'da bütçe dengelenmeye çalışıyor tüm takımlarda olduğu gibi ve gözler Falcao'ya çevrilmişti ama Falcao'dan da sarı kırmızılara olumsuz bir haber geldi diyebiliriz. Daha doğrusu bir sessizlik hakim herhalde. Detaylar için söz sana bırakayım ben. Nedir son durum? Şimdi tabii 5 milyon euro garanti ücret, üstüne buna 1.9 milyon euro performans bonusu, yani yıllık 7 milyon euro maliyet düşünürsek haberler tabii ki burada Falcao üzerinden görülür, ama sadece Falcao değil, tüm yabancı oyuncularda aslında bir problem var. Şöyle özetleyelim, şimdi Galatasaray Ligi'nin en pahalı takımı hep diyoruz. 60 milyon euroya yakın bir garanti ücret, üstüne bunun maç başı primler, vergi girdiği zaman 80 milyon euro gibi bir A takım maliyeti var ve yönetimin A planı, yani ilk plandaki hedefi bir 10 milyon euro gibi indirim. Bu da nasıl açalım? Nisan ve Mayıs aylarında maaş kesintisi yapmak istiyor ama yabancı oyuncuların çoğu buna yanaşmadı. Ben geçen hafta bir tane, belki muhakkak A Spor'da yer vermişsinizdir, bir FIFA tehdidi söz konusu. Çünkü oyuncular ücretlerini istiyorlar doğal olarak. Burada tabii belli başlı isimler, Selçuk İnan gibi, Muslera gibi, Belhanda gibi indirim yapıyor ama hani Belhanda ile Muslera'nın şöyle bir farkı var. Belhanda ile Muslera indirim yapıyor ama indirim karşılığında sözleşmenin uzatmasını talep ediyorlar yönetimden. Ki zaten bu basketbolda çok yapılmıştır. Ben bizzat şahit olmuştum muhabir olarak. Sinan Güler buna benzer bir ücretini indirip sözleşmeyi uzatmıştı Galatasaray'da kaptanlık yaptığı dönemde. Ve Muslera'da, Belhanda gibi isimler de aynı beklenme. Falcao bu sınıfa uymuyor tabii. Zaten yaşı ortada. Hali hazırda 2 yıl daha devam edecek bir kontratı ve neredeyse yani 3 yıllık maliyeti Falcao'nun menajer komisyonu dedikte 25 milyon euro gibi para. Galatasaray bir şekilde ücretleri indirmeli. Falcao ile ilgili siz de biliyorsunuz Cüneyt abi, sürekli Suudi Arabistan, Al Hilal iddiaları çıkıyordu. Ben de biraz bu haberi aslında araştırdım. Buffett'in Gomis 2 yılda uzatma kararı aldı Al Hilal. Razvan Lucescu çalıştırıyor biliyorsunuz ki, o da Fenerbahçe'de isim alınmıştı. Doğal olarak Falcao'nun yazın iyi bir fiyata satılma ihtimali de yok ortada. Galatasaray bir şekilde orta yolu bulmalı ama hani şu an için somut bir adım yok, ama bir niyet var tabii ki, indirim beklentisi var. Bakalım Falcao nasıl yaklaşacak? Tabii Galatasaray'ı konuşurken dün yaşanan sıcak gelişmeyi de değerlendirmek lazım. Teknik ekipte tabii. Hasan Şaş'ın istifası. Bundan sonra ne olacak? Neden bir değişim yaşanıyor teknik kadroda? Fatih Terim neler düşünüyor? Sen Galatasaray'ı yakından takip eden bir isim olarak nasıl değerlendiriyorsun yaşananları? Vallahi şimdi burada bir öz eleştiri yapayım aslında, hem kendime hem de meslektaşlarıma. Güzel bir haberi atlamışız. Şöyle, A Spor yayınlamıştı. Alanya Spor Galatasaray Türkiye Kupası rövanş maçı. Biliyorsunuz ki o maçın devre arasında da Hasan Şaş soyunma odasında bir münakaşaya girdi. Ve o maçtan sonra sanırım 16 Şubat tarihi olmalı. PFDK Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç ceza verdi. Bunun anlamı neydi? Hasan Şaş Galatasaray'ın ligdeki Malatya Spor ve Fenerbahçe ile oynanacak Kadıköy'deki derbiyi kaçıracaktı. Galatasaray burada bir itirazda bulunmadı. Tahkime gitmedi. Yani aslında tahkime gitseydi o 2 maç ceza, bizler de biliyoruz birçok ceza 3'ten 2, 2'den 1'e inmiştir. Galatasaray burada Hasan Şaş'ı bir anlamda hani Kadıköy'e götürmek istemedi. Tansiyonu düşürmek istedi. Aslında strateji doğruydu. Hakikaten de Galatasaray o gün maç öncesi yoğun, kötü tezahürata en ufak bir reaksiyon vermediler. Olabildiğince kulübede sakin kaldılar. 1-0 geri düşmesine, oyun uzun süre 1-1'e gitmesine rağmen. Nitekim Hasan Şaş'sız gitti Kadıköy'de. 20 yıl sonra galip geldi. Aslında burada tabii süreç öyle geldi ki Hasan Hoca'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyordu ve yeni sezon planlarında Fatih Hoca'nın yoktu. Bu gerçek. Zaten 3 Nisan tarihinde de biliyorsunuz bir telekonferans yapılmıştı. 25 tane kişi burada, oyuncular, medya sorumlusu Aslı İşit'ten, Fatih Hoca ve Levent Şahin vardı. Hasan Şaş yoktu. Artı aralarda Florya'da Abdurrahim Albayrak'la Fatih Hoca'yla toplantılar olduğunu biliyoruz. Evi en yakın isim Hasan Şaş'tı. Yine bu toplantılarda yoktu. Nitekim geçen Cuma günü hep birlikte Galatasaray'ın bütün A takım personelinden futbolcusu, teknik heyetine bir korona testine girdiler. Orada zaten Hasan Şaş sinyali vermişti. Nitekim dün de sezon sonu görevden alınmasını beklemedi. İstifasını verdi. Yeni sezonda muhakkak Hasan Şaş'ın yerine başka bir isim olacak. Hani şu an Riera'nın buna soyunduğunu, ısındığını biliyoruz. Dediğim gibi bekleyip görmek gerek. Selçuk İnan'ın futbol oynama isteği var bir sene daha. Ama uzun vadede Selçuk İnan kesinlikle
Ama yani uzun vade Fatih Hoca'nın ekibinde olacak Fatih Hoca Galatasaray'da olduğu müddetçe. Bekleyip göreceğiz, takip edeceğiz ama Hasan Şaş'ın aslında durumu biraz belliydi. Öyle söyleyebilirim Cüneyt Şen. Ümit Davala'nın da yine şehir dışında olduğu ama onun da Hasan Şaş gibi özellikle video konferansa katılmasının istenmemesinden dolayı kırgın olduğu, onun da istifa edebileceği söyleniyor. Şu an için Ümit Davala sezonu tamamlayacak gibi gözüküyor ama Ümit Davala'nın yeni sezonda ben de Hasan Şaş gibi hani ekipte olmasını beklemiyorum. Hani burada görevine devam edecek tek isim ki Fatih Hoca'nın sağ kolu diyebiliriz. Levent Şahin olacak. Bu kadar bahsettik. Şeyden de atlamayalım. İtalyan kondisyoner Bartali de şu an yok. Bu karantina sürecinde ülkesine gitti. Şu an takımı Yasin Küçük çalıştırıyordu. Fatih Hoca bir 56-57 gün sonra Florya'da idman yönetti, öyle söyleyelim. Galatasaray bir şekilde ligin son 8 haftası oynanacakmış gibi çalışmalarını yapıyor. Bekleyip görmek gerek. Hani ligin ikinci yarısı çok iyi bir Galatasaray vardı açıkçası. 7 maçlık galibiyet serisi. Üstüne Sivas beraberlik. Sivas'la beraber kalmasına rağmen bence çok iyi futbol ortaya koymuştu ama ister istemez akıllara şu geliyor. Seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş'ı yenemedi. Ve ligin kalan 8 haftası da seyircisiz oynanacak. Dediğim gibi şu an hani bu süreç aslında biraz Galatasaray'ın aleyhine işlediği, zaten hocası da biliyorsunuz Fatih Hoca çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Neyse ki şükür atlattı. Takımın başında artık idmanları aldığı özel izinle Florya'da idare ediyor. Peki. Teşekkür ediyoruz Mehmet Özcan.